Evet, Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına Everest Base Camp yürüyüşümüz başlıyor. Oğlumla beraber, 12 yaşındaki oğlumla beraber Everest bizi bekliyor. Benim adım Ernest. Ben 12 yaşındayım. Ben de babamdan Everest'e gidiyorum. Lay Lay hey. Evet, Everest Base Camp yürüyüşü için yaptırdığım tişörtlerimiz bunlar. Bakın böyle Everest, Mount Everest yazıyor. 8848 metre yükseklikte ve altta da YouTube kanalımız Dünya Kazan Bizi Kepçe. Yine aynı şekilde aynısının da mevcut. Bu tişörtlerimizle Everest'e gidiyoruz. Evet, bugün günlerden 5 Nisan 2023. Ve bizim Everest turumuz Almanya'nın Kiel şehrinden başlıyor. Şimdi direkt Bahnhof'a gideceğiz. Oradan Frankfurt'a gideceğiz. Ve Hindistan'ın başkenti Delhi'ye gideceğiz. Oradan da Katmandu'ya geçiyoruz. Hadi bakalım herkes. Evet, yolculuğumuzun başladığı yer burası. Kiel tren garı. Tren şu an şu karşıda. Bu trene binip Frankfurt'a gideceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet, ilk iş olarak şu an trenimize bindik. Bu trenle beraber direkt biz Hanoi'ye gideceğiz. Orada aktarma yapıp Frankfurt Havalimanı'na gideceğiz. Bu arada ben kısa bir size treni göstereyim. Hızlı tren nasıl oldu? Şöyle. İkili koltukta oturuyoruz biz. Tekli koltuk da var. Bu şekilde dörtlü koltuklar da var. Şu an bomboş. Bir de lavaboyu göstereyim size kimse yokken. Evet. Lavabo da böyle tertemiz. Şöyle kullanışlı bir yer. Evet, şu anda Frankfurt Havalimanı'ndayız. Sabah saat 11'de trene bindik. Saat şu anda 18 ve havalimanına geldik. Saat 21'de ise uçak kalkacak. Şimdi önce uçağın kalkacağı terminale gitmemiz gerekiyor. Daha sonra bir şeyler yememiz gerekiyor. Check-in yaptırmamız gerekiyor. Ondan sonra biz 11 saat bir yolculukla Delhi'ye gideceğiz. Biraz size flughafını göstereyim. Pardon, havalimanını göstereyim. Burada genelde yeme içme yerleri var. Ha, kentteki free chicken burası mı demiştin evet. Sen? Evet. Buraya daha sonra geliriz o zaman. Bir de orada da Çin yemeği. Ben yine ördek yiyeceğim çünkü. Birden heyecanlandım. Frankfurt Havalimanı çok sıcak. Check-in'imizi yaptırdık. Biletlerimizi aldık. Şimdi saat 9'u 15 geçti. Kalkacak uçağımız. Şimdi bir şeyler yiyelim burada önce Frankfurt Havalimanı'nda. Frankfurt Havalimanı Almanya'nın en büyük havalimanı. Başı sonu belli değil. Biz bile bu kayıt kişisini bulmakta zorlandık. Yürü yürü bitmek bilmeyen bir havalimanı burası. Hadi şimdi yemek yemeye gidelim. Ya bir burada yemekçi var, daha önce gittiğimiz bir yer. Bulamıyoruz, arasını kaybettik. Burası değil mi bizim geldiğimiz yer? Evet, gerçekten kaybolduk ya havalimanı. Şimdi tekrar aşağı ineceğiz. Bakalım nerede bizim o yemekçi? O zaman bir kat daha aşağı inmemiz lazım. Burası 3 katta herhalde. Belki daha fazla da olabilir. O zaman bir kat daha aşağı inmemiz gerekiyor yani. Tabii bakalım bakalım biz. Evet, 13 euro'ya böyle güzel bir şekilde çubuk makarna veya noodle'ın üstünde ördek eti aldım. Yanında acı sosu da var. Benim en sevdiğim yemek bu havalimanında. Yani çok da doyurucu, çok da besleyici bakın. Kocaman bir tabak. Şimdi ben bunu afiyetle yiyeceğim. Evet, çok çok mutluyum. Son kişiyi de geçtik. Şimdi uçağa binmeye gideceğiz. Galiba bir saatten az bir zaman kaldı.
Yarın öğleni yeni değerli Hindistan bizi bekliyor. Ardından da Kathmandu'ya gideceğiz. Ernest hazır mısın? Epey yorulduk. Sabahtan beri yollardayız. Tak kolyeni, al çantanı, her şeyini. Hadi bakalım uçağa gidelim. Evet, en sonunda başardık. Şimdi uçağa girmek üzereyiz. Hadi bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, uçağımıza bindik. Yani kaç dakikamız kaldı? 15 dakika mı kaldı? Evet, 25 dakika sonra da uçak hareketlenecek. Kocaman bir uçak. Daha önce ben Küba'ya giderken bilmişim böyle bir uçağı. Bu uçak kadar büyük bir uçak buradan. Hadi bakalım. Henüz basma üstüne. Evet, Frankfurt ayaklarımızın altında. Uçak havalandı. Ernest, ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Hadi bakalım. Evet, şu an uçaktayız. Saat şu anda Almanya saatine göre 23. Akşam yemeğimiz geldiğimizde 23 şu anda. Akşam. Ne gelmiş burada? Burada ben kendime kuzu aldım. Kuzu eti var. Bir pilav var galiba. Ne var abi? Hadi sebze var, kuzu eti var. Çok güzel. Şurada sütaç gibi bir tatlı var. Burada ekmekleri var. Bir de soğuk suyumuz var. Şimdi biz bunu afiyetle yiyeceğiz. Günaydın, günaydın. Tam olarak uyuyamadık da şu an sabah saat 4. Hava aydınlandı burada. Galiba kahvaltı saati de geldi. Biraz sonra kahvaltı edecekler bizi. Yorgunuz. Enes. Evet, size kuş bakışı biraz yeni deriyi göstereyim. Evet, günaydın. Şimdi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldik. Hemen çıkışta bizi karşıladılar. Kathmandu'ya gitmek isteyenler şuraya geçecekler, geçsin dediler. Şimdi rehber bizi aldı. Kathmandu uçağının kalkacağı yere götürüyor ama uçak bizim galiba 12'de falan kalkıyor. 2 saatte bir yolculuk yapacağız Kathmandu'ya. Şimdi bizi o perona götürecek. Oh, çok sıcak burası ama dağlar soğuk olacak. Biraz da böyle size Yeni Delhi'nin havalimanını göstereyim. Böyle yerlerde halılar var. Oradan daha rahat gideriz. Evet Deniz, Yeni Delhi'ye geldik. Evet, ne güzel boyamışlar, resim yapmışlar. Hindistan halk müzikalleri. Evet, Yeni Delhi'de böyle kocaman bir duty free yapmışlar. Fiyatlar da Hintçe yazıyor. Yani Hint rakamları yazıyor. 2 tane Cenk Deniz alırsan 5390 rupi. Biz şu anda Terminal 3'e gitmeye çalışıyoruz ama ne kadar büyük duty free yapmışlar ya. Gözlerim cırı cırı yanıyor uykusuzluktan, yorgunluktan. Ama en sonunda Delhi'ye gelmeye başardık. Biraz ben size Delhi'deki havalimanı göstereyim. Bakın temiz yapmışlar. Genelde Hindistan'la ilgili videolar çok kötü gözüküyor ama burada havalimanında çok lüks bir tasarım var, mimari var. Temizlik çok çok iyi. Şurada güzel dekorasyonlar falan da var. Ve kocaman bir havalimanı. Yani ben internetten bakmadım ne kadar büyük olduğunu ama böyle görünce biraz şaşırdım aslında.
Katmandu. Evet, Yeni Delhi'nin havalimanı, çoğu yer halı da döşemişler. Oturma yerleri halı var yerde. Normal diğer taraflar yine beton parke kaplama. Evet, yolculuğumuzun son aşamasına geldik. Evet, bu biletlerimiz de bizim Katmandu biletleri. Delhi'den Katmandu'ya uçacağız bir saat sonra. Ve yaklaşık da 2 saat bir yolculuk bizi bekliyor. Oh, yani şu Katmandu'ya varsam çok rahatlayacağım. Hadi bakalım, az kaldı. Evet, Yeni Delhi'den Katmandu uçağına bindik. Az önce bizi sorguya çektiler. Bizim bir tane bagaja verdim, bir sırt çantamız vardı. Onun içinde çakmak vardı. Meğersem çakmak taşımak yasakmış. Çakmak yok diye çöpe attılar. Bir şey olmadı. Koşa koşa tekrar uçağa geri yetiştik. Ve şimdi uçaktayız. Ve belki bir yarım saat sonra uçak kalkacak ve Katmandu'ya gideceğiz. Katmandu uçağında bize verilen yemek bu. Bol acılı tavuklu pilav. Şu çok güzel bir şey. Haşlanmış nohut ve köri sosu var içinde. Şu tatlı. Burada brownie'miz var. Ama inanır mısınız, bu yemin acısı çok güzel ya. Çok lezzetli. Şimdi afiyet diliyoruz. Şimdi havalimanına girdik. Bakın hemen havalimanının girişinde şu sağ tarafta böyle şeyler var, makineler var. Orada zaten görevli arkadaşlar var. Şurada hemen. O görevli arkadaşlar size vize konusunda yardımcı oluyorlar. Oraya giriş yapıyorsunuz. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Daha sonra da şu karşı tarafa ödeme yapıyorsunuz. Şimdi ödeme yapmaya gideceğiz buraya. Bu noktada ödeme yapacağız. Son aşamaya geldik. Şimdi valizlerimizi bekliyoruz. Valizler geldikten sonra da direkt otele gideceğiz. Ernest de tam arkada bekliyor benim. Şu valizim bir gelse o kadar rahatlayacağım ki. Evet, Nepal'e hoş geldiniz. Amma yorulduk ya. Hadi hemen gidelim. Evet, bir de 10 euro'ya bir şey aldık kendimize. İnternet de aldık. Şimdi işimiz bitti galiba. Çıkışa doğru gideceğiz. Bir binek aracı bulup otele gideceğiz. Oradan halletmem gereken işler var. Çünkü bu akşam saat gece 1'de direkt şeye gideceğiz. Diğer havalimanına gitmemiz gerekiyor. Yani bayağı yoğun bir süre bizi bekliyor şu anda. Evet, 10 euro bir taksi kiraladık ve şimdi direkt otele gidiyoruz. Okay, yeah. Evet, şu anda otele gidiyoruz. Ülkeye benziyor burası. Bakalım Everest nasıl bir durumda. Evet, Katmandu'da kalacağım otel bu şekilde. Bir gecenin biz böyle 13 euro para verdik. 13 dolar. Zaten bu akşam saat 1'de otobüste diğer havalimanına gideceğiz. Yani bir gece için kullanışlı. Şurada lavabosu var, tuvaleti var, banyosu var. Gayet iyi.